Evet, düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu eşini kaybetmişti Ece erken ve sonrasında miras davaları vardı. Ece konuşmamayı, daha çok Instagram'da bunu yazıyla anlatmayı tercih ediyor ama o iş öyle olmuyor çünkü hesaplarına bloke koyuldu. Seren Serengil bir yorum yaptı. Benim bildiklerim var, ağzımı açtırmayın dedi. Hepsini ve daha fazlasını dinleyeceğiz, önce bir izleyelim. Düzenlenen silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken blokeli hesap şoku yaşadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sunucu, banka hesabına bloke koyduran kişinin vefat eden eşinin yakın arkadaşı olduğunu iddia etti. Ateş püsküren Erken'in paylaşımları gündeme bomba gibi düştü. Ece Erken ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na arkadaşları ihanet mi etti? Ünlü sunucu Ece Erken geçtiğimiz Ocak ayında eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken sık sık Instagram hesabından doğa paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarının karelerini yayınlıyor. Zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiriyor. Son bir poz daha ver. Tut dileğini, bir dilek tutuyor pozu ver. Dilek tutuyor pozu. Geçtiğimiz hafta Alişan, Buse Varol ve Demet Akalın da oğlu Emin'in doğum gününü kutlayan Ece Erken yaşadığı bir olayla çıldırdı. Alkan bir saniye. Banka hesabına 22 milyonluk haciz geldi. Hesabını bloke konan Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum. Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden? Çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana borç al diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti. Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi. "Şafak senin yüzünden öldü." Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladı. Kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, "Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu bloke ile birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim" ifadelerini kullandı. Vefat eden eşine seslendi. Ünlü sunucu son paylaşımında "En yakınlarım mal kaçırdı. Çavuş soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi. Arkadaşım dediğin dolandırıcı çıktı. Borcu varken borcu var" dedi. "Ah be Şafak'ım, hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış" dedi. Aslında ara ara paylaşımlar yaptığı için biraz ortalık karışık gibi görünüyor ama asıl mevzu rahmetlinin vefatından sonra Ece'nin peşini bırakmayan icralar, değil mi? Sürekli gelen blokeler, evet. Ve hesaplardaki bu tür olaylar. Şimdi hemen konuya bir gireyim. Lütfen. Ece Şafak'ı kaybettiği günden itibaren hepimiz evdeydik, sen de vardın, evet, zaten. Evet, evet. Ece'ye telefonlar gelmeye başladı. O günden beri. Şimdilik kim olduklarını söylemiyorum ama Şafak'ın ailesinden birilerinden. Zaten bu adamın çok borcu var. Siz hemen reddi miras yapın. Zaten oradan buradan borç gelecek. Tabii sen ki. Bence reddi miras yap. Çünkü biliyorsunuz Şafak vefat ettikten sonra 1/4 çocuklarına, 1/4 de Ece'ye kaldı mülklerim. Dolayısıyla Ece bunu almasın hemen diye. Hemen araya girmek istiyorum. Evet. 1/4 çocukların. Çocuklara. Peki onlara şey gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Ya onlara yazık. Da gidiyor mu? Zaten Serancığım, Benan'ın da Miami'de. Şu an Benan'ın da Miami'de. O da tatilde, onun da burnundan geldi yani. Benan'ıma da ulaşmak istedim. Ha. O tatile gitmiş. Miami'de ulaşamadık ona. Tamam. Çocuklar da sanıyorum. Yoksa sadece Ece'ye mi geliyor diye merak Hayır, ettim. Hayır, ben şimdi anladım. Size küçük bir olayı anlatayım. Şimdi Şafak niye öldü? Şafak, Robert diye bir arkadaşının eniştesi bir ev almış veya satmış. Burada 65 bin lira ödememek için, bu aile ödememek için. Şafak da bunların avukatı ya, bunlarla konuşma esnasında o aileye siper olduğu için dedik ya, gerçekten 65 bin lira için mi öldü diye. Evet. Şimdi siz benim bu konuşmalarımdan sonra yorumu size bırakacağım. Şimdi bu Robert, Şafak... Robert'in hem avukatı
Hem de çok yakın can dostu. Her dakika beraberler. Daha 23 Ocak'ta hatta Ece, Şafak hep beraber onların evindelerdi. Bu kadar yakın arkadaşlar. Ölmeden önce. Yani şu anda Ece'ye haciz gönderen kişi Şafak'ın en yakın arkadaşı. Bir. Neden öldü Şafak? Bu Robert'in eniştesi bir ev alım satım yapıyor. Bu çocuklar da diyor ki 65 bin lira fazla ödediler. 65 bini geri verin. 65 bine vermeyen bir aile şu anda 22 milyon Ece'den almaya çalışıyor. Bunu da hemen söyleyeyim. Hatır çekleri siz daha iyi bilirsiniz. Genelde bunları tefeciler kullanırlar. Veyahut da bu böyle ticarette yani çekin karşılığı muhakkak bir ticaret yapman lazımdır ya. Hatır çeklerinde ticaret yapmadan da aslında gerçekten borçlu sayılmazsın ama borcu üstlenir misin gibi. Mesela çeki verirsin, kırdırırsın, onun karşılığında para alırsın. Bu tip şeyleri genelde aslında tefeciler yapıyorlar. Ve bu beyefendi, yani Şafak'ın sözde en yakın arkadaşı beyefendi, eğer böyle bir hatır çeki varsa Şafak'ın onda, bir avukat Şafak, 22 milyon lira ona bir para verdiyse onun herhangi bir hesaba geçmiş olması gerekiyor. Ve mutlaka bu çekin bir faturası olması gerekiyor. Tarihinin ve imzasının daha önceden atılması gerekiyor. Dolayısıyla... Bunlar hep kriminalde çıkmaz mı? Bunlar zaten kriminalde çıkacağı gibi. Şöyle bir şey var. 22 milyonun bir nüfusu olması gerekiyor. Bir bankaya geçmesi gerekiyor. Tabii bunu evde saklayamazsın vermesi ki. Gerekiyor. Daha da komiğini söyleyeyim. Robert Bey kendisi yapmıyor bunu. Babası Ece'ye gönderiyor. Ece'yi babası tanımaz. Şafak'ı da tanımaz babası. Sanki babası borçlu gibi böyle bir şey düzenliyorlar. Şu anda Ece'nin hesaplarına blok koyan da bu Robert Bey'in babası. Robert Bey kim? Hani Şafak'a vuranlar vardı. Bir eve gittiler, saklandılar. Bir Şeznaz mıydı? Neydi adamın adı? Kaçanlardan. Sonra bir eve gittiler. Birisinin evine gittiler. O sabah onlar Robert'i aramışlar. Bunlar da telefon kayıtlarında var. Ne diyorsun? Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Böyle bir para Şafak'ın hangi hesabında var? Ve Robert Bey nereden verdi? Ve faturası var mı? Yoksa bu bir kırdırma çeki miydi? Merak ediyorum, soruyorum. Çünkü genelde bu hatır çeklerinin hiçbir ticarete dayalı değil. Mesela normalde sen çeki karşı taraftan istiyorsan tahsil edemezsin eğer ticari bir bağlantın yoksa. Burada ticari bir bağlantı yok. Yok. Para da yok ortada. Bir alışveriş de yok. Fakat rahmetli ölmeden önce bir tane evini satıp 17 milyon değerinde falanmış o evde. Bir tane küçük bir otel almaya kalkışıyor. Hatta onları da bölüm bölüm ayda işte 3 ayda bir şu kadar ödeyeceğim, bu kadar karşılıklı planlama yapıyorlar. %80'ini de ödüyor. Hatta öldüğü hafta yani neredeyse bitiyor. Ondan sonra sonradan o ev satılamamış bir can. Ve bazen diyorsun ki mesela ya sen şuraya şu çeki var. Ben nasıl olsa evim satılıyor, oradan verebilirim falan. Böyle bir şeyler de olabilir. Ama dolayısıyla siz 65 bin lira ödemediğiniz ve bu adam da bu ödenmeyen 65 bin lira için can verirken sizin 22 milyon borcunuz vardı da siz bu 22 milyon borcu 65 bin lirayı ödemeyip Şafak'tan niye o güne kadar istemediniz? Bu bir. İkincisi, sen en yakın arkadaşısın Şafak'ın. Sen onun karısına hemen ölümünün akabinde hacizler gönderiyorsun, paralarına el koyuyorsun. Seni koydurduğun Ece'nin parası Şafak'ın parası değil. Ece kendi evini Ortaköy'de sattı, buradaki evini o parayla aldı. Bunların da banka şeyleri de var. Yani buradaki amaç bir kişinin değil, bence birkaç kişi Ece'nin ve bence aynı zamanda Benen Hanım'ın ve çocuklarının da. Evet. İki kadının da haklarını kalacak bir şekilde almak isteyen birileri var diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Bu konuyla yani bunların içerisinde sadece Robert Bey'in tek başına böyle bir hataya düştüğünü kabul etmek istemiyorum. Çünkü Robert Şafak'ın çok yakın arkadaşı. Yani sen diyorsun ki danışıklı mı bu iş? Benim, sen de hatır çekim olabilir biz beraber iş yapıyorsak. Evet. Ama sen öldükten sonra da gidip 22 milyon demem ona, yani. Hatır çekim olabilir. Ama sen öldüğünün haftası hemen onun hesaplarına ve yani Ece'yle de arkadaşlar hep beraber görüşüyorlar. Ama şimdi Seren şöyle bir şey var. Gerçekten 22 milyon alacağı olsa gönderebilirim ama gerçekten olmadığını ben şöyle düşünüyorum. Çünkü bu ismi geçen beyefendi, cevap hakkı var bu arada.
Ölmeden bir ay önce 150 bin dolar borç alıyor Şafak abiden. Bakın ben de şunu gördüm imza gözümden. Bu Şafak'la Robert Bey'in bir diyaloğu var. Diyor ki Şafak konuşmasında. Yani bunu da zaten Ece deklare etti ve bana anlattı. Ya diyor 120 bin dolar kumarda kaybetmişsin diyor. Senin bana 150 bin dolar borcun var diyor. Abi diyor ben Florya'da mı diyor. Bir yerde bir dairem var satıp vereceğim diyor. Bu karşı taraf diyor bunu. Nasıl o zaman 22 milyon lira Şafak'ın oraya borcu oluyor. Bakın bu... Ha işte alacağı bu, var yani normalde. Böyle bir diyalog var. Şimdi Ece birçok şey anlattı zaten. Ha diyeceksiniz ki siz Ece'nin demesiyle mi? Hayır. Sizlerin de bilmediği, ben o yüzden sinir oluyorum, böyle şeylere dayanamıyorum. Gerçekten çok ayıp ve çok günah. En azından Şafak ölmüş olabilir ama Şafak'ın çocuklarına, karısına yaptığınız bu zulümdür. Siz 22 milyon lira Şafak'a verdiniz mi? Verdiyseniz faturanız nerede? Ne, veya da hangi bankaya yatırdınız? Nerede? Ya bu parayı elden verdiğinizi falan söyleyecek kadar da saçmalamayın, öyle 65 şey yok. Bin lirayı o zaman niye vermediniz de adam öldü? Bütün hesaplar kontrol edilecek. Yani ben siz 65 bin liraya vermediniz. Şafak öldü. Ama siz Şafak'tan 22 milyon lira istiyorsunuz. Yani bu kadar, yani bu olacak gibi bir sistem değil. Kusura bakmayın. Şunu da açıklayayım. Yani bu çeklerin de yine size söylüyorum. Hatır çekleri. Yine... Ama bu çekler imzalı değil mi? Ama onun Şafak'ın olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama imzalı da olsa... İmzalı da olsa. Tarihi bir avukat de... böyle bir şey yapmış olabilir mi? Bu kadar iyi bir avukat neden hatır çeki versin? Hayatım acaba? Hatır çeki genelde tefeciler yapıyor bunu. Hamiline çek yani kimin yani eline geçerse. Yani ben öyle biliyorum en azından. Yani bu kırdırmak için ya. Yapılıyor bu hatır evet. çekleri. Bunun ticari şeyde hiçbir aslında karşılığı yok. Evet. Zaten... Çünkü çek ne demektir? Karşılığı olan bir ticaret vardır aranızda. O zaman sen ona o şeyi çeki sen tahsil edebilirsin. Senin aranda kendi avukatınla 22 milyon liralık ticaret nerede var? Varsa göster o ticareti. O ticaret yok zaten. Sana hatır çeki vermiş. Büyük bir ihtimalle ya o otel alınacak diye o evi satana kadar öyle bir şey yapacaktınız. Adamları otel gidip bir şey yapacaktınız. Bu sende kaldı o çek ve sen de bunu şimdi kullanıyorsun. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Eğer yanılıyorsam lütfen yayına bağlanıp kendinizi savunun. Şimdi Ece hesabını paylaştı. Eksi 22 milyon görünüyor. Şuna da bir açıklık getirelim. Yazık günah. Bu Ece'nin Ece'nin şu anda cebinde değil. 1 lira yok. Heh. Yazık günahtır yani. Bu kadar olmaz. 1 lirası yok şu anda. Yemin ediyorum ki yok. Çünkü kendi geçirme parasını da ben ona dedim ki onun evine taziyeye gittiğim zaman bak dedim sana fenalık yapacaklar. Hissettim çünkü. Orada değil Ece çünkü o sırada. İlk gün onları söyledin. Düşünecek hali. Evet, dedim ki bak bunların hepsi sana düşman olacaklar. Dedim. Bunlar dedim birçoğu dedim bir araya gelecekler sana düşman olacaklar. Kendini garantiye al. Ece de bir dinlemedi çünkü Ece hiç oralarda değildi. Acısı çok yani. Acısı normal çok. Yani. Bugün bunları yaşıyor. Kızın cebinde çocuğu tatile götürecekti. Parası yok. Uçağa binerken bu geldi bu arada. Şunu açıklayacaktım. 22 milyon yazıyor ya sanki Ece'nin hesabından 22 milyon çekilmiş ya da 22 milyona el konulmuş gibi görünüyor. Hayır. Ece'nin hesabında 100 TL de olsa blokaj ne kadarsa o kadar eksiye düşersin. Yani 22 milyon sonra artıya geçebilirsin demek bu. Ya benim aslında söylemek istediğim şey kısaca Ece Erken'in kesinlikle yani burayı tercih etmesi tabii ki çok iyi olur. Ama buraya gelip artık birebir neyse bunları anlatması gerekiyor. Sonra bir şey söyleyeceğim. Daha diyorsunuz ya saatleri falan. Ece yine bunu kendi gözlerimle bu mesajların hepsini biliyorsunuz ben yalan söylemem. Haksızlığa da ne kadar karşı. Ece'yi seversiniz sevmezsiniz. Öyle bu başka bir şey. Ama şu anda yaşadığı haksızlık başka bir şey. Daha öldü kocasının saatini vermediler. Öldü kocasının cep telefonunu aldılar. Öldü altından arabayı aldılar başkasının üzerine sattılar. Bunların hepsi var. Ama bu aileyle ilgili değil mi? Ondan sonra aile. Yani bir şekilde ya, benim yani. Kocamın diyor saat de 2000 liralık bir saat yani önemli bir saat değil. Ha öyle mi? O gün elinde olan saat önemli bir saat değil. Ama hatıra ya yüzüğümü alyansımı istiyorum dedi. Tespihini istiyorum dedi. Ya onu bile o saati bile falan vermediler. Bir tane arabaları vardı Bodrum'da başkasının üzerine geçirttiler. Daha adam öldük yani öldükten sonraki haftalarda oluyor bunlar. Dolayısıyla her şeyi Ece'ye yükleyip yok onu şu kadar bir şeysi var yok hiçbir şeysi yok. Şimdi de bunlar
bence anladığım kadarıyla bu mirastan, yani kalacak olan mirastan ya reddi miras yaptırtmaya çalışıyorlar. Diyecek ki çünkü yani reddi miras olunca öbürlerin hepsini reddetmiş olacaklar. Hem çocuklar reddedecek ama ya ikisi hepsi. Peki Benan'la konuşabildiniz mi bu arada? Ve bunu, yok ama o da yani tatildeydi, onu da buradan bence geldi. Bence ben buradan Benan Hanım'a da sesleniyorum. Lütfen Ece'nin ve Benan Hanım'ın avukatları bir araya gelip. Yok yok, kesinlikle. Bakın Ece'nin ve Benan Hanım'ın avukatları, o da çocuk. Çünkü bunların haklarını bir şekilde birileri, onlar da bize kalsın şimdilik. Gerekirse sonra onları da açıklarız. Şimdi bana ama bir bilgi geldi. Bence, söyle. Seren, asla ismini vermek istemiyorum. Biri, hepimizin tanıdığı biri diyelim. Evet Seren doğru söylüyor. Şöyle, konunun senin söylediğin isim dışındaki kimseyle bir alakası yok. Kendi başına bir kurduğu tezgah. Hatta Şafak'a olan borcunu gizlemek için karşı atak yapıyor. Hatta beyefendi, cevap hakkınız da var. Geçtiğimiz hafta sonu bir oteldeymişsiniz Kıbrıs'ta ve 300 bin dolar da kazanıp dönmüşsünüz bu arada. O zaman da kaybetmiş işte, Şafak'ın konuşmaları var. Bir emanet çek bu işleme sokuluyor şu anda diyor. Emanet bir çek. O emanet çek de niye? Yani bakın çok akıl, avukat olmaya da gerek yok yani. Yine söylüyorum. Bu aile 65 bin lirayı ödemediği için, yani bu Robert Bey'in eniştesi 65 bin liralık bir mevzu için Şafak'a geldiler, avukatları olduğu için. Şafak olay bende, benden gelip alın hadi alabiliyorsanız dediği için öldürüldü. Madem bu beyefendinin 22 milyon lira alacağı var Şafak'tan, daha 23 Ocak'ta hep beraber aynı evdelerdi. Sizce bu mantıklı geliyor mu size? Nerede bu 22 milyon lira? Faturasını alalım beyefendiden. Beyefendi ne iş yapıyor? Öğrenmek istiyorum. Ben bilmiyorum şahsen beyefendinin ne iş yaptığını, hatır çekleri. Yani hatır çekiyle ne iş yapıyor onu bilmiyorum. Veyahut da neden Şafak'ın hatır çeki beyefendide? Nasıl bir ticaret sonucu kendisinde avukatının 22 milyon lira? Saat 3 yani. Milyon. O yüzden bu bana çok mantık dışı geldi. Ve hadi beyefendinin alacağı var. Niye babası koyuyor hadis Ece'nin? Babasınınla Şafak'ın ne alakası var? Ece'nin ne alakası var? Şimdi şöyle bir durum var. İsmi geçen herkesin, Robert Tabii. Bey'in ve Ece Erken'in cevap hakları vardır. Lütfen bu kadar soru arka arkaya sorduğumuz bu soruların cevabını verin. Çünkü o kadar havada bir şey var ki ve görgü tanıkları var. Gerçekten sizin Şafak Bey'e borcunuz vardı da bunu mu kapatmaya çalışıyorsunuz? Yoksa Şafak Bey'in size borcu vardı da gerçekten şu anı mı beklediniz? Bunların hepsini siz bize cevap verin. Ece dolandırıcılık davası açıyor. Bir de evet, kriminal sonra, bunu inceleyecek. Evet, savcılığa veriyor dolandırıcılık iddiasında. Onu da söyleyelim. Bütün bunlar için avukatları da bir araya geldi. Benim tavsiyem iki kadının. Evet, ne olursa ne yaşanmışsa yaşanmış olabilir. Bir tanesi kendi haklarını, bir tanesi çocukların haklarını korumak üzere. Mutlaka birleşmeliler, mutlaka dava açmalılar. Sadece bu değil, başka şeyler de var yani. Bu arada Robert Bey'in işi takı ve saat satıyor. O zaman şöyle mi oldu? 22 milyon liralık saat ve takım aldı acaba Şafak kendisinden avukatı olarak. 65 bin lirayı ödeyemediler ama. Bu otel falan bir şeyler diyorsunuz ya, acaba oradan mı? Hayatım, bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle bir şey, onun da ispatı. Eğer bir ticaret varsa... Artocuğum. Net ispatlamış. O zaman dedi ki ben diyelim ki hani otel almak istiyordum. Ha. Evini satacaktı. Çünkü satamadı. Tahmin ettiğiniz gibi 1.800 dolar ediyor. Hani tamam. Dolar olarak baktığında diyelim tabii... ki ben sana geldim. Dedim ki Arto bir evim var. Satacağım. Şu an satamadım. Sen de al hatır çekim. Sen de bu adamlara gidip verelim. Ben evi satınca sana veririm demem lazım değil mi? Adam da onun adına bir yere ödemesi gerekiyor değil mi? Öyle bir ticaret varsa onun da muhakkak bir banka şeysi olması lazım. Zaten Ece maliyeye de başvurdu bu yüzden. Ne? Çok maliyeye de başvurdu. Zaten çok bu doğru. Vergi usulü, yani mali şeye göre de bu çok büyük ceza alacak. Peki. Bir şey. Her iki tarafı da yani vergi kaçırmakla zan altında bırakacak bir durum. Maliyeye de başvurdular. Bence artık bu adamı ve bunu adamın acısını çekenleri... Çocuklarını, eşini artık rahat bırakın. Evet. Yani böyle atmaca gibi bir böyle ölen bir şeyin üzerinden böyle etini koparırcasına gerçekten çok korkunç geliyor. Ve bunun peşini gerçekten hani hiç kimse, bakın size bir şey söyleyeyim. Ece benim çok sevdiğim bir kız olabilir. Ama haksız olmuş olsaydı yanında olmazdım. Haklı olduğunu bildiğim için ilk günden beri yanındayım. Bütün detaylar bende. Ha, zamanı geldi şimdi bunu nasıl söylüyorsam
Bir gün başka şeylerin de zamanı gelir, onları da söylerim. Ama şu anda bu kız beş parasız kaldı. Evet, gerçekten beş parasız kaldı. Ya. Günahtır. Ayıp. Yani. Daha olacak cevap gibi bir şey değil. Cevap hakkınız var yani. Robert Bey ve Ece de isterse yerine bağlanabilir şimdi. Babasının da cevap hakkı var. Babası niye acaba? Babası hangi ticaretten dolayı Ece'nin tedbir kararı yaptı ve Şafak'a ne gibi bir ticaret yaptılar babasına? Babasının da cevap hakkı var. Şimdi konuğumuzu almak durumundayız.